Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvana illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli seyirciler, bir Medine rayihasını daha sizlerle paylaşmak üzere huzurunuzdayız. Peygamber Efendimizin Medine'sinden güzel kokulu hadisi şeriflerini, hatıraları, sözleri sizlerle paylaşmak bizim için büyük bir şeref. Rabbim bizi böyle bir hayra vesile kıldığı için ona hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya da salatu selam olsun. Bir hadisi şeriflerinde Peygamber Efendimiz bizlere önemli bir hususu anlatıyor. Bu hadisi şerif de Numan bin Beşir radıyallahu anhuma tarafından rivayet edilmiştir. Buyuruyor ki: Semi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem yakul وَأَهْوَا النُّعْمَانُ بِإِسْبَعِيهِ اِلَى اُذُنَيْهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini duydum, diyor Numan bin Beşir radıyallahu anh ve parmaklarını şöyle kulaklarına koyuyor. Yani parmaklarıyla kulaklarını gösteriyor. Ve şöyle devam ediyor Numan bin Beşir radıyallahu anhuma. İnnel halale beyinun vel harame beyinun. Ve beynehuma müştebihatun la ya'lemuhunne kethirun minen nas. Femen itteqa'ş şubuhati feqad istebra'a lidinihi ve irdihi ve men veqa'a fi'ş şubuhat veqa'a fi'l haram. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Şüphesiz helal de apaçık bir şekilde bellidir. Haram da apaçık ortadadır. Ve bunların arasında şüpheli şeyler bulunmaktadır. Ve insanların çoğu bunların farkında değildir. İnsanların çoğu bu şüphelileri bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını, namusunu ve şerefini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse, yani şüpheli şeylerden kaçmayıp onlara kapılırsa, düşerse harama düşmüş olur. Haram işlemiş olur. Ve devamında da şöyle diyor: Kerra'i yer'a havlel hima yushiku en yaka fihi ela ve inne likulli melikin hima ela ve inne himallahi maharimuhu. Tıpkı yasak bölge çevresinde koyunlarını otlatan çobanın o yasak bölgede güttüklerinin otlayarak sınıra yaklaşması gibi. Şunu bilin ki her bir hükümdarın bir yasak bölgesi olur. Unutmayın ki Allah'ın yasak bölgesi haram kıldığı şeylerdir. Burada Peygamber Efendimiz bir kere bizlere helal ve haramı, helal ve haram çizgiyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Helaller ve haramlar açıktır. Orada şüpheye mahal yok. Net bir şekilde helaller ortadadır, haramlar ortadadır. Ve Müslümanın yapması gereken helal daire içerisinde hareket edip haramlardan kaçınmaktır. Bunun hiçbir mazereti olmaz. Ama bu da çözüm değil. Niye çözüm değil? Çünkü bir de bunların arasında şüpheliler var. Birçok zaman bize sorular soruluyor ve genellikle de bu şüpheli şeylerle ilgili sorular soruluyor. Yani işte zina haramdır. İçki içmek haramdır.
net bir şekilde biliyoruz. Koyun eti yemek helaldir ama domuz eti yemek haramdır. Fakat şüphelilere geliyor mesele. İşte bazı şeylerde birazcık alkol olursa nasıl olur? Veya işte bir şey de bilmiyoruz ama et üretilirken acaba orada domuzun da bir şeyi bulaştıysa veya bir lokantada yemek yapılırken orada aynı yerde domuz da yapılıyorsa, domuz eti de kullanılıyorsa vesaire. Bunların durumu ne oluyor? Nasıl oluyor? Aynı ızgarada et pişirilirse vesaire. Bunlar ve buna benzer daha birçok konu şüpheliler kapsamına giriyor. Peygamber Efendimiz bize şunu öğretiyor. Diyor ki, şüphelilerden de sakınmanız gerekiyor. İnsanların çoğu bunların farkına varmadan şüphelilere doğru ayağa kayıyor. Şüphelilere ayağa kaydığı için farkına varmadan da harama ayağa kayıveriyor. Tıpkı, yani düşünün bir yoncalık, yonca tarlası düşünün. Birisi 5 dönüm yonca ekmiş. Ve çoban da geliyor, yoncanın etrafında koyunlarını güdüyor. Her an o koyunlar çobanın gafletinden, dikkatsizliğinden istifade ederek yoncaya girebilirler. Yoncaya girdikten sonra da başkasının hakkına girilmiş olunur. Haram işlenmiş olunur. Yani o sınırda tutmamak lazım. Koyunları çoban nasıl ki birisinin yasak olan yerinin sınırında tutmuyorsa, bizler de o şüpheli şeyler sınırında, yani helal ile haramın arasında bulunan, sınır noktada bulunan o şüphelilerden olabildiğince uzak durmalıyız ki kalbimiz selamette olsun, bizler selamette olalım. Rabbim cümlemize helali helal bilip haramı haram bilmeyi nasip eylesin. Bizleri helal daire içerisinde hareket eden sevdiği kullarından eylesin. Haramdan kaçınmayı bizlere nasip eylesin ve bizleri şüphelilerden olabildiğince kaçınanlardan eylesin. Zaten Peygamber Efendimiz "Da'a ma yuribuk ila ma la yuribuk." Seni şüpheye götüreni bırak, şüphesiz olana sarıl diyor. İnşallah biz şüphelilerden uzak durup şüphe olmayan şeylerle meşgul oluruz. Rabbim bizlere bunu nasibi müyesser eylesin.